Son günlerde artan zamlar vatandaşın belini büktü. Döviz kurundaki inişli çıkışlı seyir, enflasyondaki dalgalanmalar vatandaşın alım gücünü adeta eritti. Geleceğe dair endişe içerisindeki vatandaşın yüzü artık gülmüyor. Kara kara ay sonunu düşünüyor. Peki ekonomi bu durumdayken bir ailenin geçinebilmesi için aylık ne kadar bir geliri olmalı ki yüzler gülsün? Minimum 3000 lira olması gerekiyor. Neden 3000? Çünkü günümüzde bir kira 1000 lira olmuş ortalama. Bir ev giderleri de 1000 lira var. Bir ailenin de harcayacağı para da gene 1000 lira en az cebine kalması lazım. Minimum düşünmüyorum. Hani bir ev kirası bir 600-700 diye bakarsak, elektriği, suyu, şunu bunu hadi 1000 liraya tamamlarsınız. Çocuğun okuduğunu düşünürsen aile ona da gönderiyordur bir miktar ücret. Aynen o boyutu var. Ondan sonra tabii ki çok kısıtlı düşünmedim. Mutfak masrafı olarak da bir 1000-1500 lira ayırırsanız tabii ki bunların özel hayatı da olacak. Dışarıya çıkacaklar, edecekler. Çok rahat 4000'den geçinirler diye düşünüyorum. En az 5000 lira. Neden 5000? Yani ancak geçinir. Asgari ücrete zaten bir şey olmuyor. Yani bir ev kirası ödese 750 ile 1000 lira arası. Yani zaten yarısı gidiyor. Elektriği, doğalgazı, suyu ve asgari ücret zaten bunu karşılamıyor artık. 3 çocuk 5000'den aşağı yetmez. 5000'den aşağı. Tabii ki. Neden? Neden? Çünkü öğrenci şu an, öğrencisi olan herkes biliyor bunu. Bir ev kirası şu anda ne kadar Allah aşkına? 1000 TL'nin altında ev kirası bulamıyorsunuz. Yemedi içmedi mutfak masrafı normalde 1000 TL civarında, onun üzerinde. Ortalama söylüyorum normalde bunu. Hani bir lüks yaşam sunmaya da gerek yok bunun için. Onun dışında çocuğu vardır, okulu vardır, bilmem ne de vardır. Yani var da var. O yüzden 3000-4000 arası açlık sınırı olması gerekiyor. Aylık en az 5000 lira olması lazım. Neden? Bu adamın ev kirası var. Elektriği var. Doğal gazı var. Efendime söyleyeyim çocukları var, okula gidiyor. Hele üniversiteye falan gidiyorsa kesinlikle 5000 bile yetmez. 5000-6000 lira civarında para ihtiyacı var. Neden? Ya ev kirası 1000 lira desen, iki çocuğu olsa aylık onların masrafı 550 liradan o da 1000 lira. Elektrik, su onlar da 500 lira. Geri kalan bir ailenin mutfak masrafı da 1000 lira desen, adam hiç paraya geri atmayacak mı? Yani para biriktirmesi için, rahat bir hayat için 5000 lira şart. Bence 4-5000'den daha fazladır ya. 4-5000 liradan aşağı bu açlık sınırıdır yani. Benim 3 tane çocuğum var. Okula gönderiyorsunuz. Okul masrafları dünya para. İşte bakın çarşıya bakın. Boş. Kiracıysa 8000'den aşağı olmaması lazım. Neden 8000? Ne masrafları var? 1500 aylık kira. Çocuk okuyorsa 2-3 çocuk. Geçim, yemek, ne bileyim. O tarz şeyler yani. Peki ekonominin seyri nasıl düzelir? İşte vatandaşın çözüm reçetesi. İlk önce ne yapılması gerekiyor? Sistemin bir kere değişmesi lazım. İlk önce güven ortamının oluşması lazım. En başta güven. Ondan sonra sanayinin, ticaretin bir şekilde hareketlenmesi lazım. Doğuya yatırım yapılması lazım. Göçün engellenmesi lazım. Tarımın çok aktif bir şekilde kullanılır hale getirilmesi lazım. Düşünebiliyor musunuz? Ülkede fındık yetişebiliyor, ülkede pamuk yetişebiliyor, ülkede çay yetişebiliyor. Hayvancılık var vesaire. Burada en yeraltı zenginliklerimiz var. Ama buna rağmen eğer bu ülkede aç insan geziyorsa, o zaman kafada bir soru işaretinin oluşması gerekiyor. Neler yapılmalı? Öncelikle bu savaş bitmesi lazım ki ona bir adım attılar. İnşallah biter. Ondan sonra her şey daha güzel olur diye düşünüyoruz. Artı Hatay'ımıza hani yatırım yapılmalı. Yani fabrika kurulmalı vesaire. Önce bu savaş durması lazım. Bu savaş dursun ki bu insanlar rahat etsin. Mesela bizim Hatay'a kimse gelmiyor. Gelmez oldu bu Suriye olayı. En önce abi Suriyelilerin gitmesi lazım ülkeye. Yoksa ekonomiyi batırdı adamlar. Ev kirası 4-5 sene önceye kadar, şimdi ne kadar? 2-3 kat fiyat. 450 lira ödüyorduk. Şu an 950 lira. Aynı ev. 4 sene içinde 950 lira zam yaptılar. Suriyelilerin gitmesi lazım ilk önce. İş olanaklarının artması lazım. Fabrikalar açılması lazım. Görüyorlar sosyal medyaya, her gün bir sürü video düşüyor. İşte şu şekilde geçinemiyorum. O işsizlikten intihar ediyor. O para sıkıntısından dolayı çocuğuyla kötü oluyor. O eşiyle ayrılıyor falan. Yani bunu gördükleri halde bir şey olmadığından dolayı hem yani bizim yani artık yapacak bir şeyimiz yok. Vallahi bizim ülkemize düzeltmek zor. Siyasiler kendi şeylerini düşünüyorlar. Halkı düşünmüyorlar.